Bankada aldığın promosyonu iade et, ben de promosyonu vereyim diyor. Eğer emekli maaş alan müşteriler taahhüdü bozarak iptal ettirirler ve yeni bir anlaşma yaparlarsa muhtemelen daha fazla promosyon elde edebilecekler. E-devlet üzerinden maaş hesabı değiştirilebilir. E-devlet üzerinden promosyon başka bir bankaya aktarılabilir. E-devlet sistemine girip maaş hesabını A bankasından B bankasına taşıyacağım diyorsunuz ve maaş hesabı otomatik olarak aktarılmış oluyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu ise şu ifadeleri kullandı. Emekli aylıklarında artış geldi. Emekliye bankaların ödediği maaş promosyonlarının da yükselmesi gerekir. Emeklilerin maaş aldığı bankaların verecekleri promosyon tutarının asgarisi kamu otoriteri tarafından belirlenmektedir. Süre dolmadan promosyon bozulabilir. Emekliler şu anda maaş aldıkları bankalara gidip eskiden sözleşme yaptıkları promosyon süresi dolmadan o sözleşmeyi bozabilir ve yeni değerler üzerinden kendisine promosyon bedeli ödenmesini isteyebilirler. Örneğin 3 yıllığına 1500 lira aldık. 2 yıl geçti, 1 yıl kala bozduk. Kaç ay kaldıysa geride o aylara tekabül eden promosyon ücretini iade ederek sözleşmeden dönebiliriz örnekleyecek olursak 36 ay anlaşma karşılığı 1500 lira aldıysak